Necronomicon ile İblis Çağırma. Necronomicon, Lovecraft'ın hikayelerine göre milattan sonra 8. yüzyılda Şam'da Deli Arap olarak adlandırılan Abdul Al Hazret tarafından yazılmış bir büyük kitabıdır. Hikayelerin birinde 700'lü yıllarda cildinden sayfalardaki bazı boşluklarla ilgili bir bilginin olduğu Necronomicon'un 7 cilt olduğu ileri sürülmektedir. Aslı 900 sayfanın üzerindeymiş ve her cildinin 125 sayfa civarında olduğu düşünülebilirmiş. Ve yine rivayete göre aralarında Latince, Yunanca ve İngilizcenin de bulunduğu çeşitli dillerde kopyalanmış ve yeniden basılmıştır. Elizabeth döneminin ünlü büyücüsü Doktor Dee'nin bir kopyaya sahip olması ve onu tercüme ettiği bilinmektedir ki bu kopyada şimdi İngiliz kraliyet mücevherleriyle beraber saklandığı söylenmektedir. Söylendiği kadarıyla bu kitap mitoslara göre inanılmaz şeyleri, insan ruhunun uçurumunda ve dış uzayda yaşayan varlıkları ve canavarları görünür bir forma dönüştürmenin formüllerini içermektedir. Yüzyılın başındaki ünlü bir İngiliz ve Amerikan okült hocası olan Altın Şafak'ın başka bir Arap tarafından yazılan Negatif Varoluşun Peçeleri adlı bir el yazmasına sahip olduğu söylenmektedir. Bunlar büyücünün el kitaplarıdır ve genellikle törensel maji ile ilgili ders kitapları anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle büyücünün karmaşık bir büyüsel ritüeli gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve eğitime sahip olması gerekmektedir. Yani bu eserleri okuyan büyücülerin tıpkı bir simyacının kendi konusuyla ilgili bir incelemede kasıtlı hataları fark etmesi gibi buğdayı samandan seçebilmeleri bekleniyordu. Bu nedenle bir aceminin sihirbazlık yapmak için Süleyman'ın küçük anahtarı gibi törensel, maji üzerinde bir çalışma yapması delilikti ve hala da öyledir. Ne yazık ki belki de bu kitapların en korkuncu olan Necronomicon da bu kitaplar içine girmekteydi. 1937'de Lovecraft'ın öldüğü yıl Naziler Almanya'daki okült localarını yasakladı. Bunlar arasında Crowley'in de denetlediği iki örgüt vardı. AA ve OITO. İkincisi İngiltere'de başbakanlığa seçilmiştir ki bu tarihte ilkti ve diğerini de kendisi kurmuştur. Crowley'in sihirli bir şekilde 3. Reich'tan sorumlu olduğuna inananlar var. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, yeni dünya düzeninin ortaya çıkışının genel olarak soykırımlarını kışkırttığı ve ikincisi de Crowley'in 3. Reich'ın zihnini etkilediğini söylenmesidir. Adolf Hitler'in Crowley ile hiç tanışmadığı neredeyse kesin olsa da Hitler'in 1. Savaş'tan sonra İlk günlerde birçok okült locaya üye olduğu biliniyor. Bunlardan birinin Aryan ırksal üstünlüğü doktrinini vaaz eden Thule örgütü olduğu ve sembollerinin Hitler'in daha sonra formlarının sembolü olarak da benimsediği kötü şöhretli Sivastika olan büyük bir örgüttü. 30'lu yılların sonunda Crowley, Nazi fenomenlerinin antisemitizmi ve taraftarlarına yönelik katı ahlaki kısıtlamaları nedeniyle Hristiyanlığın bir yaratığı olarak görülüyordu. Bu da Reich'ın liderlerinin çoğunu karakterize eden çeşitli türgün çılgınlıklara ve takılmalara yol açıyordu. Yine de o yıllarda dünyayı saran kaosun, Crowley'in Lider L ve Legis'in öncesinden şekillendirdiği ve öngördüğü konusundaki belki de çok az şüphe olabilirdi. Yani kanun kitabının, yani bir şekilde Naziler ve Thule örgütü, Crowley'in bazı büyük bilgilerini ve kitaplarını bulması için desteklemiş ve fonlamıştı. Bunlar arasında örgütün en çok istediği kitap ise Necronomicon'du. Crowley bulduğu metinleri okuyarak Kutsal Koruyucu Meleğin bilgisi ve konuşması adı verilen bir ayinle sonuçlanan bir bireyselleşme sürecine girdi. Melek, saf, gelişmiş benliği temsil etmekteydi.
Yine de benliğe giden yolda pek çok korku vardı ve zafer ilan edilmeden önce geçilmesi gereken büyük bir uçurum bulunmaktaydı. İblisler, vampirler, pisişik sülükler, korkunç formlar, büyücü adayına her açıdan büyü çemberinin her çeyreğinde saldırıyor ve büyücünün kendisini yutmasın diye bunları yok etmesi gerekiyordu. Crowley engelleri geçerek bilgi uçurumuna aştığı ve gerçek benliğini bulduğunu iddia ettiğinde, onu Hristiyanlığın şeytanını temsil ettiğini düşündüğü Vahiy kitabındaki canavar ile aynı olduğunu keşfetti. Gerçekten de Crowley, Mezopotamya'daki Yezidilerin sözde şeytana tapan tarikatının şeytanına hayranlıktan başka bir şey beslemiyordu. Ve bu bilgi onun bu girişlerin açılış satırlarını açıklamaya yöneltmişti. Çünkü Yezidilerin Osiris, Mitra ve İsa'nın güneş kültlerinin kökeninin çok ötesinde, çok daha eskilere uzanan bir büyük sırra ve büyük geleneğe sahip olduklarını gördü. Yahudi dininin ve İbrani dilinin oluşumundan önce bile Crowley, ayda tapılmadan önceki bir zamana, zamanın dışındaki gölgeye değindi ve bunu fark etmese de Cthulhu'nun çağrısını duymuştu. Kakus Theos, Kakus Daimon, Daimon Pneuma To Oranu Tumeter, Pneumates Gies Tumetat. Crowley bir şekilde İngiliz majisyen ve simyacı Dr. John Dee ve asistanı Edward Kellen'in elindeki Necronomicon kopyalarının bazı sayfalarını ele geçirdi. Kendi için ayırıp sadeleştirdiği kopyalarda Çılgın Arap'ın yazdıkları ise şunlardı. Şunu da bilin ki isimleri insan topluluklarında artık bilinmeyen veya hiçbir zaman bilinmeyen her türlü ruh ve iblis ile konuştuğumu bilin. Bunlardan bazılarının mühürleri de burada yazılıdır. Ama senden ayrılırken yanıma almam gerekenleri alıyorum. Anu, ruhuma merhamet et. Hiçbir haritanın çizmediği bilinmeyen toprakları gördüm. Çöllerde ve çorak arazilerde yaşadım. Ve iblislerle, katledilen erkeklerin ruhlarıyla ve dişi iblis Lamataşa'nın kurbanları olan doğum sırasında ölen kadınlarla konuştum. Efendimizin sarayını aramak için denizlerin altında dolaştım. Mağlup medeniyetlerin anıtlarının taşlarını buldum. Bunlardan bazılarının yazılarını çözdüm. Bazıları ise yaşayan her insan için gizem olarak kaldı. Ve bu medeniyetler bu kitabın içerdiği bilgiler yüzünden yok edildi. Yıldızlar arasında seyahat ettim ve tanrıların önünde titredim. Sonunda Arzur kapısından geçip iğrenç Igıgı'nın yasak diyarlarına geçmemi sağlayan formülleri buldum. İblisleri ve ölüleri dirilttim. Zamanla bu Kara Dünya kitabında listelenen tüm iblislerin ve canavarların isimlerini ve özelliklerini öğrendim. Astral tanrıların güçlerini ve ihtiyaç anında yardımlarını nasıl çağıracağımı öğrendim. Ayrıca astral ruhların ötesinde yaşayan, Kayıplar Tapınağı'nın girişini koruyan, eski günlerin kadimlerinin adını buraya yazamadığım, kadimlerin kadimlerinin korkunç varlıklarının da nasıl çağrılacağını öğrendim. Birazdan duyacağınız ritüel, Necronomicon'un bazı sayfalarından çevrildiği söylenen Nazilere ait ABD'nin ele geçirdiği belgelerde geçmektedir. Bu ritüel sözleri eski dünyanın geçit iblislerini çağırmak için kullanılan işaretler ile uygun ay döngüsü ve zamanda yapılmaktaydı.
buradaki versiyonu ritüelin sadece başlangıç kısmını barındırmaktadır. Bazı olası tehlikeler yüzünden hepsi verilmemiştir. Asipunu şilani muşiti tikunu. Asimuşitum kalatum kutumtum asipararitum kabritum. Unamaritum aşukaşşaptu ukaşşipani. Elinitum ubirani iliya. Uştari iya uşisu eliya. İliya meri iya amru usanaku. İmdikula salalu muşa. U urraku u imtana alu upiya. Upu untipi iya iprusu. Memaştiti iya umatu. Elirinubu şiduti si ipti. İzizani mailani rabuti şima adababi. Dini dina alakti. Limda epu uş salam kaşşapi. Yau kaşşapti yeşa epişya. Umuştu pişti ya massarati. Şamuşi dudaklar huru. Rukşi şalimnu tibi şalu. Zal. Lu. Lişenu şalu. Taptuşa ekbu. Amat limuti ya ki mazal. Lu. Litatok. Şaypuşu kişpi kima. Tapti li şermet. Ki şuşa pu uturu. İpşituşa çuluku kalamatuşa mala aseri. İnakibet ikbu ilani muşitum. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.